Herkese merhaba. Maltepe sahilde Starbucks'tayım. Bisiklet dersinden sonra Serpil Hanım'la geldik. Birer kahve içtik. Buradan selam olsun Serpil Hanım'a. Harika bir dersten sonra. Kedileri gördüm. Biraz seveyim istedim. Aç oldukları, miyavlamalarından, hareketlerinden çok belliydi. Dersten sonra mama almaya gittim Migros'a. 10 liralık bir mama var örneğin. En ucuzu yarım kilo. Somonlusu aynı fiyat, dana etlisi aynı fiyat, tavuklusu aynı fiyat. Demek ki içlerinde gerçekten somon yok, gerçekten dana eti yok. Çünkü öyle olsaydı fiyat farkı olurdu. Tavukla somon eti aynı olabilir mi sizce? Ya oranı çok düşük, içinde binde bir somon var ya da hiç yok. Zaten mamalara hiç güvenmiyorum. O yüzden ne yaptım? Gittim onlara tavuk göğsü aldım. İlhan abiye selam olsun, Migros'ta kasabı İlhan abi. O da diyor ki, hayır o zaman aslanlara da konusu var. Pişmiş et verelim diyor insanlar. İşte ne oluyor, bakteri oluyor, bağırsaklarında sorun oluyor vesaire. İlhan abi de diyor ki o zaman aslanlara da pişmiş et verelim, onlar da kedigillerden. Sonuçta sokak hayvanları buldukları her şeyi yiyorlar, çöpten besleniyorlar. Ve bunlar yüzyıllardır çiğ yiyorlar. Yani bizim gibi pişmiş ete yiyecekleri ihtiyaçları yok. Ne yaptım? Tavuk göğsü aldım. 1 kilo tavuk göğsüne 21 lira verdim. Mamayla 10 kedi doyuracaksam tavuk göğsüyle 20 kedi doyuracağım. Ve çok daha sağlıklı olacak, daha enerji, daha besleyici olacak. Şimdi gelin kedileri bulalım. Kendime kameraman aradım ama maalesef kimisi arkadaşını bekliyor. Kimisinin sevgisi çok kıskanç, kesinlikle olmaz dedi hanımefendi. Kimisinin işi var ama kahve içiyor, nasıl bir işi var bilmiyorum, yoğunmuş. Burası hiçbir şey yoktu, aramızda kalsın. Kendisi de burada izlerse ona da selam olsun. En iyisi dedim selfie çubuğuyla kendim çekeyim. Ön kamera kullanıyorum, kusura bakmayın, çözünürlük biraz düşük olacak. Hiç sorun değil, idare edersiniz beni. Gelin kedileri bulalım, aç kedilere mama verelim. Onlara su ayarlamıştım ama bardakta su verdim. Belki rahat içememişlerdir. Onlara şimdi mama kaplarına su koyup onu da vereceğim. Gördüğünüz gibi su burada. Suyumuz burada. Bir bardak suyumuz var. Yeterli değil ama olsun. Su yaparsa geleceklerdir. Enteresan, şu an kediler yok. Acaba sıcakta kediler hemen gölgeye kaçıp yatmaya gidiyorlar. Yoksa daldılar mı? Ben mama alıp gelene kadar, et alıp gelene kadar. Bir tane gördüm. Yap yap. Zaten sesini duyuyor musunuz? Açın diye çıldır atıyor. Yap. Şimdi mamayı çiğ tavuk etine uygun bir yere bırakalım ki insanlar rahatsız olmasınlar. Neyse bir doğrusu. Şu köşe olabilir. Şimdi telefonu nasıl bırakacağım, nasıl duracak? Böyle sorumlu. Bak sesleri dinleyin, sesleri. Allah! Şu an 3 tane kedi var burada. 2 yavru, 1 tane genç. Gelin bakalım. İlhan abi sağ olsun, hem şeyi doğradı. Küçük yavrular için doğradı. Hem büyük kediler için doğradı. Hepsini ayrı ayrı koydu. Tekrar mama kabına ihtiyacım olmasın diye. İlhan abi de hayvan dostu bir insan. Dedim seni de çekmek istiyorum, yayınlamak istiyorum. Yok dedi, ben hiç fotojenik değilim. Teşekkür ederim dedi. Gelin bakalım. Kokluyoruz yemeği, tanımaya çalışıyoruz. Çekebiliyor muyum acaba? Ben de şöyle çekeyim. Korkma korkma, gel gel. Çekip çekemedi mi? Çekiyormuş. Tamam. Aldı kaçtı, bakın şu. Kortadan aldı kaçtı. Sarı da yanaşamıyor. Şöyle bir de şey resmi mi alsak? Ekran. Video profil resmi alalım. Nerede benim elim? Burada. Nerede kediler? Nerede mama da gözüksün? Biraz çekeyim kolumu geri. Dövmem de gözüksün. Daha çok kedi gelsin. Gel. Evet hadi sen de gel geriyle. Üçlü bir... Ooo birbirlerine vuruyorlar kardeşler. Bir tane daha uzaktan geliyor. Bu kardeşler sanıyorum aynı anneden. Yani kardeşler aynı anneden olur zaten. Aynı fabrikadan çıkma. Gel. Harika, profil resmi gittikçe gelişiyor, kalabalıklaşıyor. O zaman bir mama daha koyalım. Bu arkadaşlar birbirlerine rahatsız oldukları için yanaşamıyorlar. Burada büyük dilimlenmiş var. Burada mı büyük? Of, seslere bakın, seslere bakın. Açın diye çığlık atan arkadaşlar. Size tavsiyem hazır mama vermek yerine gidin tavuk eti alın. Hazır mamalara hiç güvenmeyin. Ticari ürünler. İçinde bir alfamon varmış. Canım benim, gel 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 gel. Gel. Siz de böyle gelin. Bu sarışın yanaşamıyor. Oysa en büyükleri.
En büyükleri bu arkadaş. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Şuna bakın. Bu sarıyı ayrı vereceğiz. Sarı çok korkuyor. Şöyle bakalım yine telefonumuzu. Erkek arkadaşım çok kıskanç, beni kıskanacak. Maalesef kriz çıkacak dedi. Ve ben ona eski eşimden bahsettim. Onun da çok kıskanç olduğunu, takıntılı olduğunu ve bunun çok kötü bir huy olduğundan bahsettim ve kendisine kolaylıklar diledim. Gerçekten kıskanç insanla uğraşmak çok zor. Sarı şimdi gel. Sarı kız. Gel yavru, bu yavru yanaşamıyor, korkuyor. Oynuyor ya da karnı tok olabilir. İşte bu koskocaman sarı kedi gördüğünüz gibi insanlar tarafından darp edilmiş, zarar görmüş. O yüzden yaklaşamıyor. Karnı aç olmasına rağmen ete yaklaşamıyor. Kediler yemek yerken biz biraz sohbet edelim. Kaskımı bilerek çıkarmadım. Çünkü kaskım yakışmıyor diye takmamıştım bundan seneler önce. Bir sarhoş çarptı bana. 13 gün komada kaldım. Ve şu an koku alamıyorum. Hayatımda koku diye bir şey yok. Ölmek üzereydi. Ölümden döndüm. Kask çok önemli. Bisiklet kullanıyorsanız, kaykay, paten kullanıyorsanız mutlaka kaskınız olmalı. Bütün kemikleriniz iyileşir. Hiç sorun değil. Kaynar. Ama kafatasının tedavisi yok. Kırıldığı an benim gibi farklı bir insan olmaya başlarsınız. Hayatta mutluluğu başka yerlerde ararsınız. Hayvanları besleyip, onları yayınlayıp insanlara örnek olmaya çalışırsınız. Geride iz bırakmaya çalışırsınız. Çünkü öldüm. Geride iz bırakmadan ölmüştüm. Ama şu an ölürsem geride 500'den 600'den fazla videom var. Onlar YouTube iptal olana kadar, kapanana kadar, Instagram kapanana kadar yayınlanmaya devam edecek. Ve ben arkada binlerce insanı etkilemiş bir insan olarak öleceğim. Ve ruhum gitmesi gereken yerlere gidecek. Bizim korkak kedimiz de geldi. Şuradan da güzel bir profil resmi çıkar. Ben ekranı göremiyorum ama şöyle tutayım ya da görerek yapayım bakayım. Güzel bir video profil resmi çıkaralım. Nerede kedilerimiz, nerede elimiz, nerede dövmemiz? Şöyle çevirelim. Evet, tamam. Bu profil resmi olsun. Biraz karanlık gibi hissediyorum ama olsun. O kadar olur. Şimdi bu arkadaşlara su da ayarlayalım. Susacaklar. Kuru mama olsaydı çok daha fazla susayacaklardı. Tavuk o kadar su atmayacak. Ama yine de hava çok sıcak. Bu arkadaşlar susuz kalacak. Çantanızda mama, su kabı, mama kabı taşırsanız çok rahat edeceksiniz bu arkadaşları beslerken. Bakın bu küçük hem su kabı kediler için. Bunlar büyük. Köpekler daha rahat yiyorlar. Köpeklere su kabı oluyor. Bu arkadaşlar küçük küçük 2-3 tane su kabı ayarlayalım. Su verelim bu arkadaşlara. 2 tane yeterli. Sırayla içerler. Toparlayalım gerisini. Ben daha önce doldurdum. Suyu alıyorum, geliyorum. Hatta beraber gidelim. Gelin hep birlikte o kıymetli bir bardak suyumuzu alalım. Isınmıştır biraz ama olur o kadar. Hayvanlar soğuk suyu nereden bulsunlar? Biraz da kahve aromalı. Çünkü bardağın içinde kahve vardı. Karton bardağın içinde. Şöyle dolduralım. Biraz buna, biraz yerine. Selfie çubuğu da hiç bu kadar işime yaramamıştı. Aldım, hiç kullanmadım doğru düzgün. Evet, suyumuz burada gençler. Diğer suyumuzu da koyalım. Onu da bu sarının yanına koyalım. Buraları da, ooo, sarı yarısını bitirmiş. Tek başına. Ve bakın yine çekildi, geriye çekildi hemen. Ben yaklaşınca hemen geriye çekildi. Var mı bundan daha güzel, daha mutluluk verici, daha insana haz veren bir olay? Baksanıza şunlara nasıl yiyorlar ya. Ve kupkuru iğrenç mama yerine, hazırlanmış o ticari ürün yerine bu mis gibi kokan, ıslak, serin, taze et yemek. Abi, isterleyeceğim ki başka yere koyabilir misiniz? Bunları toplayacağım. Toplayacağım. Abi, toplayacağım. Biliyorum. Biliyorum, toplayacağım. Bırakmayacağım. Haklı olarak şikayet edileceklerini söylüyorlar. Sarı kenara çekildi tekrar. Gel sarı, gel. Pis, pis, pis.
Gel ben çekiliyorum. Gel sen ne kadar korkuyorsun ya. Baksanıza şunu korkusuna. Bu arkadaşı bu hale getiren de inşallah öğrenir yaptığının yanlış olduğunu. Vallahi bitirdi. En çok bu yedi çünkü en büyükleri bu arkadaş. Bu da hızlı gidiyor. Bu arkadaş da bitirmek üzere. Gerçi bu mama kabını diğerleri de yedi. Birisi uzaktan miyavlıyor. Neredesin sen miyavlayan arkadaş? Neredesin? Gel. Şimdi ne yapalım? Biraz daha kedi araştıralım mı sağda solda? Gel şöyle dolaşalım. Gel. Bu arkadaş korkuyor, yaklaşamıyor. Ben çekiliyorum rahatça yanaşsın diye. Ve biraz kedi bakalım sağda solda. Çantamızı alalım. Ne olur ne olmaz. Şu kısma bakalım, birkaç şeyi dükkanını gezelim. Evet, bütün kediler oradaymış meğerse. Evet, buralarda hiç kedi yok. Geri dönelim o zaman. Bakalım ne yapıyor bizimkiler. Hava çok sıcak. Su olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Bugün bir sürü su içtim. Küçük küçük. Ve çok terledim her nedense. Hayvanların halini siz düşünün. Onların susuz kalmasını, su ihtiyaçlarını siz düşünün. Kendinize empati kurun. Sonra hayvanlara yaklaşın. Onlara yardımcı olmaya çalışın. En azından su verin. Sıcak yaz aylarında en çok ihtiyaçları olan şey öncelikle su. Yiyecekten çok su. Bu küçük arkadaş ne yapıyor? Yaklaşamıyor hala. Bu arkadaş korkak. Diğerleri doyacak, bu sonra doyacak. Gördüğünüz gibi yaklaşamıyor. Bakalım diğeri fırsat verecek mi, vermiyor. Tehdit ediyor hemen, duruyor. Küçük yaklaşınca. Ne yapalım, ona da bir tane koyalım. Evet, benim hatam. Hem de küçükmüş bunlar. Küçük doğranmışlar. İlhan abiye selamlar. Kasap İlhan abi. Bu videoyu izlerse yorum olarak yazsın altına. Çocukların varsa YouTube hesabı. YouTube'la alakaları. Nerede bizim küçük abi? Şuna bakmayın, kamera döndü. Uzaklara koyalım, o da gelsin. Sarı bitirmiş. Oo, sarı bitirmiş, su içiyor. Sarı zaten tombiş maşallah. Ya bu da zıplıyor, oynuyor. Uzaktan diğer yavru miyavlayıp duruyor. Bakın geliyor, geldi. Aa, bu oyuncu ya. Hem aç hem oyuncu. Götür 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 götür. Oh. Oh be. Sanki ben çok açmışım da ben doyuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Bir tane hanımefendi ilgileniyor. Sevmek ister misiniz? Sizinle videonuzu çekeyim. YouTube'da yayınlayacağım. Korkuyor diye mi? Korkuyor mu? O senden korkuyor. 36 yaşındayım. Binlerce hayvanla muhatap oldum. Bir kere bir köpek beni ısırdı. Onda da ben çok üstüne gittim. Çok ısrar ettim. Çok havladı bana. Onun da videosunu yayınladım. Onun haricinde hiçbir hayvandan bir zarar görmedim. İnsanlarda var ne varsa. Benden korkun, kediden korkmayın. O kadar iddialıyım. Benim zararım dokunur ama kedinin dokunmaz. Gel. Bu arkadaş aç ama korkak. Ya da karnı dolmuş bunun, bu şişmiş. Mideyi doldurmuş mu? Oyun arıyor şu an karnı. Baksanıza midesi nasıl yanlara doğru, hamile gibi bu yaşta. Gökmen. Gökmen B yaz, ulaşırsın. Gökmen Barikan. Senin ismin ne? Instagram adresi vermek ister misin? Bu fırsatı kaçırma. Nasıl istersen. Rica edin. Rica edin. Evet, bir tane topla, şuradan alalım bunu. İnsanlar oturacak. Bakalım. Gel 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 gel, kork. Gel, nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor?
Burayı toplayalım. Bu çöp oldu. Suyumuz kalsın burada. Suyunu böyle bırakalım. Evet gençler, hadi devam. Çöplerimizi alalım. Çöpleri bardağın içine dolduralım. Suları dolduralım önce tekrar. Sarı ne yapıyorsun Sarı? Bir su kalsın. Çöpleri farklı yönlerine toplarız. Bunun da karnı işte. Bakın hamile oldu hemen. Hamile. O kadar açlar ki. Görmemiş gibi yiyorlar. Yani bir daha hayatlarında yemek bulamayacaklarmış gibi yiyorlar. Şunun mide ne hale geldi bakar mısınız? Bu arkadaş biraz maalesef şişiremedi mideyi korktuğu için. Gel sen de şişir. Gel ben geri çekiliyorum. Gel. Gel yavrum. Kayıt devam ediyordur umarım ya. Süper. 15-16 dakika olmuş. Evet bu yavrum da doyması lazım. Küçük dilimler bitti. Büyüklerden yiyecek artık. Yapacak bir şey yok. Çok keyifli bir 15 dakika yaşıyorum. Yaşadım. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Canım benim. Hala korkuyor. Büyük ona tepki göstermiyor ama yine de korkuyor. Büyük de çiğne çiğne bitiremedi. Dilimler biraz büyük oldu. İlhan abi. Canım abim benim. Gel 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 gel. Hadi bitirin toplayacağım buraya gideceğim. Bir kediyi tımar etmeye gideceğim. Buradan Erdal arkadaşıma selam olsun. Eda bisikletten Erdal arkadaşıma bir sokak kedisini sahiplenmiş. İsminden Nazlı koymuş. Ona yuva yapmış. Devamlı poşet poşet mamalar duruyor mağazanın önünde, dükkanın önünde. Gideceğiz. O kedinin kılları çok dökülüyordu. Sırt çantamda onun için eldiven taşıyorum. Bir tarıma aleti. Ne derler ona? Tarıma eldiveni. Kedimizi, Nazlı'mızı tarayacağız. Kıllardan kurtaracağız biraz. O yüzden şimdi vaktim biraz kıymetli. Havada gidince ısınıyor. Bisiklete binmek zorlaşacak. Hadi bakalım. Oh, su içiyor bizimki baksanıza. Mideyi doldurdu. Sırt çantamda her zaman poşet taşıyorum. O poşete bu eşyalı etleri dolduracağım. Kalanları başka kedilere götüreceğim. Erdal'ın Nazlı'sına biraz yedireceğim. Oradaki kedileri toplayacağım. Onlara yedireceğim. 1 kilo tavuk etiyle bir sürü hayvanı en azından bir gün tok dolaştıracağım, tok yaşatacağım. Daha mutlu, daha enerjik olacaklar. Daha sağlıklı olacaklar. Aç bünye, hastalıklar açık bünye demektir. Dirençsiz bünye demektir. Amma su içti sen yavrum benim. Amma su içti, şöyle yandan çekeyim seni. Maşallah sana, maşallah. Yanmış, 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 yanmış. Ne demişler Selvi Boylum Al Yazmalım'da? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Hayvan severim diyoruz ama hayvanlara emek harcamıyoruz. Demek ki sevgimiz, hayvanseverliğimiz lafta kalıyor. Sevgi emekse eğer hayvanları sulamak, onlara su vermek, onları beslemek, ihtiyacı olanları veterinere götürmek sevgimizin kanıtı olabilir, delili olabilir. Kendi kendinizi kandırmayın hayvan severim diye eğer bir şeyler yapmıyorsanız, onlarla ilgilenmiyorsanız, onlara vakit harcamıyorsanız. Şimdi kedilerimiz doydu. Hepsi uzaklaştı. Ben çöpleri topluyorum. Arkamızda asla çöp bırakmıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Hayvan sevgisiyle, umutla, aşkla, insanlıkla kalın. Hoşça kalın.